Herkese merhaba, ben Pınar Toprak. Bir kısmınızın bildiği ismimle Bir Tır Bir Yumak Nakolikleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şahane bir şey yapacağız. Bu üstümde gördüğünüz bu senenin modası olan yumuşacık krop hırkalardan birlikte öreceğiz. Nako'nun en sevilen kalitelerinden biri olan Nako Paris'le ve sadece 3 yumak kullanarak ördüm bu krop hırkayı. Sizlerle bu videoyu izleyerek rahatlıkla bu krop hırkalardan renk renk beden beden örebileceksiniz. Çünkü örümü çok kolay ve çok zevkli. Hırkamın detaylarını göstermek için arkamı dönmek istiyorum. Oldukça tarz, oldukça spor, her türlü kıyafetinizle rahatlıkla kombin yapabileceğiniz bir parça olduğunu düşünüyorum. Kullandığım tüm malzemeler her zaman olduğu gibi videonun açıklama kısmında yer alacak. Bu malzemeleri ve elbette daha fazlasını nako.com.tr adresinden inceleyebilir ve online sipariş verebilirsiniz. Bizleri tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve elbette kanalımıza ücretsiz abone olarak bildirimimizi açmayı lütfen ihmal etmeyin diye ekliyorum. Ve hızlıca bu şahane hırkanın yapılışına hep beraber geçelim istiyorum. Bugün sizlerle birlikte öreceğimiz bu hırkayı Nako'nun en bilinen ve bence en çok sevilen kalitelerinden biri olan Nako Paris ile ördüm. Nako Paris'i bilmeyenleriniz varsa eğer mutlaka bir örgünüzde tecrübe etmenizi tavsiye ederim. İnanılmaz güzel bir ip. Dokusu şahane, örümü çok çok keyifli. Dediğim gibi hiç denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Hemen içeriğine bakalım bilmeyenleriniz için. %60 polyamid, %40 premium akrilik, 100 gramlık oldukça bereketli bir ip. 3 numara tığa, 3,5 ya da 4 numarada şiş örgüsüne uygun olduğu yazılmış 100 gramlık bir ip dediğim gibi. Kullandığım renk veya kaç yumak kullandım bunların hepsi videonun açıklama kısmında yer alacak. Bu hırkayı 3 yumaktan ördüm ben. Daha büyük ya da daha küçük bedenler için tabii ki ip miktarı değişebilir. Bir de bugün öreceğimiz hırkayı ben üstünde yazanla biraz daha büyük bir şiş kullanarak ördüm. Daha salaş, daha yumuşak dokulu durması için 6 numara şiş kullandım. İster böyle benim gibi misinalı, ister düz şiş tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Lafı daha fazla uzatmadan bu şahane hırkanın yapılışına hep beraber geçelim istiyorum. Örümü çok kolay. Bu videoyu izleyerek sizler de kolaylıkla örebileceksiniz diye düşünüyorum. O zaman şahane hırkamızın yapılışına hep beraber geçelim. Paris hırkamıza ilmek atarak başlayacağız. Ön kısımlardan başlayacağız. Hırkamız tek parça değil. 2 ön, 1 arka ve 2 koldan oluşacak. Dikiş yardımıyla da bu parçaları birleştirip giyime hazır hale getireceğiz. Şimdi ön parçalar için yani her iki parça için 40'ar ilmek atmamız gerekiyor şişimize. Bir miktar ip bıraktım şöyle ve ipime önce ilk ilmeği şöyle sabit bir şekilde ayarlayıp şişime taktım. Ve toplamda 40 ilmek şişime atarak hemen başlıyorum. Attığınız ilmeklerin çok sık olmamasına özellikle dikkat edin. İlk sıranızı hem örmeniz açısından daha kolay olacaktır serbest ilmekler hem de örgünüzün başlangıcı büzme yapmayacak. Öyle bir görüntü istemiyoruz. O yüzden serbest bir şekilde 40 ilmeği şişimize atarak hemen başlayalım. Şişimize ön parçalardan biri için 40 ilmek attım. Şimdi bir düz bir ters olarak lastik örgümüze başlayacağız. İlk sırada ben ilk ilmeği örerek alıyorum. Diğer sıralarda ilk ilmeği örmeden alabiliyoruz biliyorsunuz. Ben ilk ilmeği örmeyi tercih ediyorum. İlk sırada özellikle ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ters pozisyona alıp ikinciyi ters olarak örüyorum. Düze aldım. Düz. Ters aldım. Ters. Bir düz bir ters olarak tüm ilmekleri sıra sonuna kadar örüp tamamlıyoruz. Sonraki sıralarda da yine mantık aynı. Paris biraz görüntü anlamında zorlayabilir sizi ama birkaç sıra sonra zaten düz ve ters ilmekleri kolaylıkla ayırt edebileceksiniz. O yüzden ilk birkaç sırada sadece dikkatli olmanızı öneririm. Onun sonrasında zaten dediğim gibi ilmekler kendini belli edecek. Düz ilmeklerin üzerine düz, ters ilmeklerin üzerine de ters örerek sonraki sıralarda lastik örgümüze devam edeceğiz. Daha önceki projelerimizde sıklıkla yaptığımız bir teknikti bu. O yüzden ilk sıradan sonra tekrar etmeye gerek duymuyorum. Tüm ilmekleri şu an yaptığım gibi bir düz, bir ters olarak örüp tamamlayacağım. Dilediğiniz uzunluğa kadar bir lastik örgüsü örebilirsiniz. Ben tabii ki kaç santim ördüğüm bilgisini sizlerle burada paylaşacağım. Ama bu tercih tamamen size kalmış. Daha kısa ya da daha uzun bir lastik örgüsü tercih edebilirsiniz hırkanız için. Ben şimdi tüm ilmeklerimi düz ve ters olarak örüp sıra sonuna kadar geleyim.
ve örmeyi istediğim lastik uzunluğunu da devam ettirerek, lastik örgümü devam ettirerek ördükten sonra düz örgüye geçerken sizlerle burada tekrar buluşalım. Evet, ön parçalar için 40 ilmek şişimize atmıştık. 40 ilmeği bir ters bir düz, yani lastik örgüsü tekniğiyle istediğimiz boyuta gelene kadar ördük. Bu yükseklik, yani bu lastik yüksekliği tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben hemen ördüğüm kısmın kaç santim olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. 7 santimlik bir lastik ördüm. Bu benim için yeterli. Şimdi artık düz örgü tekniğine geçeceğiz ve hırkamızın ön kısmını yaka kesimine kadar düz örgü şeklinde öreceğiz. Onu da daha önceki projelerimizden hatırlayanlarınız vardır mutlaka, ama hiç örgü bilmiyorsanız ve bu videoyu izleyerek bu hırkayı örecekseniz sizler için tabii ki tekrar göstereceğim. Şöyle ilk ilmeğimizi aldık. İpimi düz pozisyona çektim. Ve sıradaki ilmekle beraber tüm ilmekleri düz bir şekilde örüp sıra sonuna kadar geliyorum. Bu arada şişlerim uzun ve masaya çarpıyor. Çıkardığım sesten dolayı sizlerden tekrar özür diliyorum. Ama masada örmesi birazcık zor. Hele de uzun şişlerde. Şöyle tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz bir şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Ve sıra sonunda artık bir üst sıraya geçerken ters örgüyle devam edeceğiz. O kısmı da gösterdikten sonra mantık aynı olduğu için az önce de söylediğim gibi yaka kesimine kadar düz ve ters örgü tekniğiyle hırkamızın ön parçalarını öreceğiz. Evet, örgümüzü düz kısmında düz örgüyle tamamladık. Şimdi ters kısmındayım. Ters kısmında da tüm ilmekleri ters olarak öreceğim. Ve aynı mantıkla az önce de söylediğim gibi yaka kesimine kadar düz sıraları düz, ters sıraları da ters örerek devam edeceğim. Şimdi ters örgü kısmında olduğum için tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Dediğim gibi istediğim uzunluğa geldiğinde, yani yaka kesim için benim uygun gördüğüm uzunluğa geldiğinde sizlerle burada tekrar buluşacağız ve yaka kesimini nasıl yapacağımızı ya da kaç santim ördüğüm bilgisini tabii ki sizlerle paylaşacağım. Ama o zamana kadar ben arka planda örgümü tamamlayıp sizlerle burada tekrar buluşmak üzere geleceğim. Evet, kısa bir özet geçelim. İki ön parçayı eş zamanlı başladım. 40 ilmek şişime atarak 7 santim boyunca bir lastik örgüsü ördüm. Ve lastik örgüsünden sonra da düz örgü tekniğine geçip yeteri uzunluğa geldiğinde örgümü sizlerle tekrar buluşturdum. Bu yeteri uzunluk dediğim şey tabii ki sizin tercihinize kalmış. Ben crop'tan biraz daha uzun bir hırka öreceğim. Ama siz daha uzun bir hırka tercih ederseniz şu mesafeyi uzatarak kendinize uyarlayabilirsiniz. Tabii ki, ya da daha kısa örüp tam bir crop hırka elde edebilirsiniz. Şu ördüğüm mesafeyi de ölçmem gerekirse 16-17 santim civarı bir düz örgü örmüşüm. Şimdi artık yaka kesimine geldik. Yaka kesimini de eğer benim gibi eş zamanlı örerseniz çok daha kolay olacaktır. Çünkü mesafeleri, yani sıra sayısını Paris olduğu için biraz karıştırabiliriz. Görmesi ve sayması zor olabilir. Yine de başakları şöyle elinizle hafif düzelttiğinizde daha net seçebiliyorsunuz. Yaklaşık 35 sıra oldu bu arada. Mesafe, yani 16 santim 35 sıraya denk geldi diyebilirim. Şimdi artık yaka kesimini yapacağız ama yaka kesiminde dediğim gibi eş zamanlı örmenizin şöyle bir faydası var. Hem kesmeleri şaşırmayacaksınız, hem de eş zamanlı yaptığınız için iki parçayı da aynı anda bitirmiş olacaksınız. Ben yaka kesimi için toplamda 40 ilmek olan ilmek sayımı 30'a düşürene kadar devam etmeyi düşünüyorum. Bunu da nasıl yapacağız? Hırkamızın, yani ön sağ parçası, şöyle düşünelim. Sağ ve sol parçası olduğunu düşünürsek, sol parçasını şuradan başlayacağız. Yani örgümüzün başından başlayacağız kesmeye. Daha doğrusu sağ parçasını, özür dilerim. Burada kameranın açısından kaynaklı bir ters durum olacak. Sağ parçasının olduğunu düşünüyorum, bu taraftaki parçanın. Sağ parçasını kesmeye örgümüzün başından başlayacağız. Sol parçasını ise örgümüzün ilmeklerini örüp son ilmeklere geldiğimizde kesme işlemini yaparak yaka kesimini yapacağız. Bunu da birkaç sırada tabii ki göstereceğim nasıl yapacağımızı. Şimdi şu an ben eş zamanlı gittiğim için
Her iki parçada da örgümün ters tarafındayım. O yüzden ters kısımlarını örüp kesme işlemini tabii ki sizlerle burada nasıl yapacağımızı yine konuşacağız. Ben şimdi ters ilmeklerimin tümünü ters örgüyle tamamlıyorum. Ve sıra başına geldiğimde sizlerle burada tekrar kesme işlemini nasıl yapacağımızı konuşuyoruz. Evet, tüm ilmeklerimi ters örgüyle tamamladım ve artık örgümün düz kısmındayım. Düz kısmında kesme işlemlerini yapacağız. Az önce de söylediğim gibi hırkamızın sağ parçasını, ön sağ parçasını başlarken keseceğiz yakasını. Sol parçasını ise ilmekleri örüp son 3 ilmeğe kadar örüp son 3 ilmekte kesme işlemini yapacağız. Böylece yönleri farklı 2 parça, yani yaka kesiminin yönleri farklı 2 parça elde edeceğiz. Ben bu arada eş zamanlı giderken ipimin hem içinden hem de dışından bir uç çıkarıyorum. Böylece aynı yumakla örebiliyorum. Sizler de bu şekilde örebilirsiniz elbette. Biraz böyle ayırmak gerekiyor zaman zaman birbirine girmemesi için. Şimdi yaka kesimini nasıl yapacağız? Öncelikle 40 ilmekle başladığımız ön parçayı yakaya kadar yine 40 ilmek şeklinde ördük. 40 ilmekten sonra toplamda 10 defa keserek yakayı 30 ilmeğe düşüreceğiz. Omuza geldiğimizde artık elimizde her bir parça için, yani sağ ve sol parçalar için 30'lar ilmek olacak. Bunu da nasıl yapacağız? Önce 5 defa keseceğiz. Her düz sırada 5'er ilmek başlarken ve sonda tabii ki. Toplamda 10 ilmek keseceğiz demiştim. 5 ilmeğini her düz sırada kestikten sonra 2 sırada bir kesme işlemi yaparak kalan 5 ilmeği de bu şekilde kesip toplamda dediğim gibi 30 ilmeğe düşeceğiz. Tabii ki bu adımları sizlerle burada yapacağım. Sadece şöyle önünden bir özet geçmek istedim. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği keserek ikisini birlikte alarak bir defa kesme işlemini bakın yaptım. Ve geri kalan tüm ilmekleri de düz örüp sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Hiçbir değişiklik yapmadan ilk kesme işlemimi böylece yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sol parçaya geldiğimizde yine burada sol parça için kesme işlemini nasıl yapacağız? Sizlere onu da göstereceğim elbette. Sağ parçamızda örgüye başlarken kesme işlemini yapmıştık. İlk ilmeği örmeden alıp sonraki iki ilmeği de tek seferde alıp ilk kesme işlemimizi yapmıştık. Ve sağ parçayı düz örgüyle devam ettirip tamamladık. Şimdi sol parçadayım. Bütün ilmekleri öreceğim. Son 3 ilmek kalana kadar hemen 3 ilmeğe kadar örüyorum hızlıca. Evet, şişimde 3 ilmeğim var. Hemen öndeki 2 ilmeği yine tek seferde ikisini birlikte alarak kesme işlemini yapıyorum. Ve son ilmeği düz örgüyle örüp bitiriyorum sıramı. Şimdi ters örgü kısmındayız. Her iki parçayı da hiçbir eksiltme ya da hiçbir başka farklı bir işlem yapmadan tüm ilmekleri tersten öreceğim. Ve örgümün düz kısmına yine geldiğimde aynı işlemi, yani kesme işleminin sağ ve sol kısım için olan şekliyle tekrarlayacağım. Yani sağ kısımda yine ilk ilmeği örmeden alıp baştaki 2 ilmeği keserek ikinci kesme işlemimi, sol kısımda da tüm ilmekleri örüp sonda 3 ilmek kalana kadar geldikten sonra 3 ilmekten şu öndeki 2 ilmeği birlikte alıp kesiyorum ve son ilmeğimi de düz örerek tamamlıyorum. Bu şekilde, yani örgünün her düz kısmında sağ ve sol için uygun yönlerde kesme işlemimizi toplamda 5 defa tekrarlayacağız. Yani 5 ilmek sağ parçada, 5 ilmek de sol parçada eksiltmiş olacağız. Ve o 5 eksiltmeden sonra artık bizim kesme sıklığımız 2 sırada 1'e düşecek. Yani her düz sırada değil, her 2 düz sırada bir kesme işlemini de 5 defa yaptıktan sonra toplamda her iki parça için 10'ar ilmek kesmiş olacağız. Ve 30-30 şeklinde de ön parçaları artık bitireceğiz. Omuza kadar öreceğiz. Gelmesini istediğimiz uzunluğa kadar tabii ki. Ya da yaka kesimini bitirdikten sonra direkt örgümüzü keserek tamamlayabiliriz. Eğer o mesafe sizin için ideal bir mesafe ise, daha fazla uzatmak istemiyorsanız hırkanızı, kesme işlemini tamamladığınız
noktada örgünüzü de keserek tüm ön parçaları da tamamlamış olabilirsiniz. Şimdi örgümün ters kısmındayım dediğim gibi ve örerek bunu da bu sırayı da tamamlayacağım. Ve diğer kısma, yani örgünün düz kısmına geçtiğimde de az önce söylediğim gibi her iki parça için yine sizlere başta anlattığım şekliyle kesme işlemlerimi yapacağım. Ve bunu toplamda 5 defa tekrarlayacağım. İkinci beşlik kesme işlemi için ise, yani ikinci beşlik kısımda ise 2 sırada bir. Yine örgünün düz, tabii ki düz yönündeyken kesme işlemini yapıp toplamda her iki parça için 10'ar ilmek azaltmış olacağım. Şimdi ben o kısma kadar tamamlayıp sizlerle burada tekrar örgümün son halini elbette paylaşacağım. Kaç santime denk gelmiş ördüğüm sıra sayıları, onları da elbette sizlere burada paylaşmış olacağım. Şimdi ben tüm kesme işlemlerini tamamlayıp arka planda örmem gereken kısımları da örüp sizlerle burada tekrar buluşayım. Evet, ön parçalarımı tamamladım. Her iki parçaya da eş zamanlı gideceğimi söylemiştim. İkisinin de uzunluğu birbirine eşit olması için sizin de bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim. Yaka kesimini de bitirdim. En son artık şişimde tek bir parça için 30 ilmek kaldı. 40 ilmekten 30 ilmeğe düşene kadar biraz önce bahsettiğim aralıklarda kesme işlemini yaptım ve tamamladım yaka kesimini. Şimdi artık omuz için ekstra bir mesafe örmek istemiyorum. Çünkü bu hırkanın boyunu uzatacaktır. Ben bu kadar uzun bir hırka istemediğim için artık kesme işlemini yapacağım. Ve arka parçayı da ördükten sonra tabii ki omuzlardan birleştirerek hırkamı artık bir bütün haline getireceğim. Şimdi kesme işlemini nasıl yapıyoruz? İlk ilmeği örmeden aldım. Şişimi, özür dilerim, ipimi düz konuma çektim. İkinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirerek bir defa kesmiş oluyorum. Bu işlemi yaparken özellikle ipinizi sıkmamaya ve sıkı bir, yani gergin bir şekilde örmemeye dikkat edin. Böylece birleştirme yerlerini, yani dikiş yapacağımız yerleri de esnek bir yapıda elde etmiş olacağız. Bakın elimizde şöyle tuttuğumuzda çok sıkı olmaması gerekiyor. O yüzden dediğim gibi çok gergin örmemeye özellikle dikkat etmelisiniz örgünüzü keserken. Hemen sıradaki ilmeği ördüm. Bir önceki ilmeği onun üzerinden geçirerek kestim. Ve sıra sonuna kadar tüm ilmekleri bu şekilde kesiyorum. Ve evet, bakın bir parçamızın kesme işlemini tamamladım. Burada ipimi artık keseceğim makas yardımıyla. Evet, şuradan. Dikiş için birazcık ip bırakmanız önemli. Şöyle keserek. Son kalan ilmeğin içinden de kestiğim ipi geçiriyorum ve kilitliyorum burayı. Bakın omuz kısmını düzgün, muntazam bir şekilde kesmiş oldum. Yaka kısmındaki kesim yerini şöyle göstermek isterim. V yaka formunu. Tabii ki hırkamızın son aşamalarında bu kısmı farklı bir teknikle bir yaka öreceğiz ve daha düzgün duracak. Şimdi bu parçayı koydum ve diğer parçanın da kesme işlemini tamamlayıp artık ön parçaları tamamen bitirmiş olacağım. Daha sonra da kollara ve arka parçaya geçeceğiz. Hırkamızın arka parçasında önlerle aynı mantıkla lastik örgüsü ve onun üstüne düz örgüyle devam ediyoruz. Ben arka parçayı 96 ilmek başladım. 96 ilmek boyunca lastik örgümü ördüm. Tabii ki ön parçalarla aynı uzunlukta, yani 7 cm boyunda bir lastik ördüm. Ve daha sonra düz
örgü tekniğiyle, tabii ki örgünün tersinden de ters örgü tekniğiyle bütün arka parçayı örerek tamamladım. Şimdi ben az önce size santim bilgisini önler için vermediğimi fark ettim. Tabii ki önler ve arkanın uzunluğu eşit olacak. O yüzden hemen sizlere şöyle ölçmek istiyorum. Kaç santim örmüşüm? Sıra olarak değil ama santim olarak ölçmek daha sağlıklı olacaktır. Lastikten itibaren ördüğüm yere kadar yaklaşık 35 santim boyunda bir düz örgü örmüşüm. Yani lastiği saymazsak, şöyle tekrar elimle düzeltip bir daha ölçmek istiyorum. Çünkü esnek bir ip ve esnek bir örgü tabii ki elde etmiş olduk. Evet, 34 ya da 35 santim civarında bir uzunluğu var. Ön parçalarını tabii ki aynı uzunlukta. Şimdi arka parçayı da tamamladığım için arka parçanın da tüm ilmeklerini keserek bitireceğim ve ön parçalarla birleşmeye hazır hale getireceğim. Kolları da size önerim şu olacaktır. Çünkü kolu biz ilmek çıkararak değil, ayrı iki parça şeklinde örüp dikeceğiz. O yüzden ön ve arkayı birleştirdikten sonra üstümüzde prova ederek omuzlardan kola kadar olan açıklığı ölçüp kaç santim bir kol örmeniz gerek, buna sizin karar vermeniz gerekecek. Elbette ben ölçümü aldıktan sonra öreceğim kol uzunluğunu da sizlerle paylaşacağım burada. Hemen şimdi arka parçayı da kestikten sonra kolların yapılışına hep beraber geçelim istiyorum. Sıra kolları örmeye geldi. Kollar da tabii ki aynı mantıkla örülecek. Yani aynı mantıkla başlanacak. Hatta ilmek sayısı da ön parçalarla eşit olarak başlanacak. 40 ilmek şişime attım. 7 santim boyunca bir lastik örgüm var. 7 santimden sonra düz örgüye geçerek kolu örmeye devam ettim. Şimdi burada durdum. Durmamın sebebi şu. Kolu düz bir şekilde çıkmayacağız. Biraz genişleyerek yukarı doğru çıkması gerekiyor. Hafif dökümlü dursun. Paris ipinin o yumuşacık dokusuna da uygun bir ırk olsun istedim. O yüzden biraz sağdan ve soldan ilmek arttırarak yukarı doğru çıkacağız. O yüzden bu kısımda durdum ve nasıl ilmek arttıracağımızı da sizlere göstermek istiyorum. Şu an lastik örgüden sonra ördüğüm düz örgü uzunluğu 5 santim. 5-6 santim civarı bir düz örgüden sonra ilmek arttırmaya başlayacağız. Örgümüzün düz kısmındayım. Düz kısmında hemen, bu arada ilmek arttırırken sağdan ve soldan aynı sırada örgünün düz kısmında ilmek arttıracağız. Ve hem sağdan hem de soldan ilmeği arttırarak simetrik bir şekilde yukarıya doğru çıkacağız. 40 ilmek olarak başlayan kolumuz arttırmalarımız bittiğinde artık 60 ilmek olacak. Onu da hemen şöyle nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. İlk ilmeği örmeden düz bir şekilde aldım. İkinci ilmeği, yani arttırmanın farklı teknikleri var. Ama en çok kullanılan ve en çok tercih edilenlerden biri şu. Bakın, ikinci ilmeğin dibinden, yani bir önceki sıranın aslında ilmeğini şu şekilde şişime, sağdaki şişime takıyorum. Ve ters olarak soldaki şişime geçiriyorum. Sağdaki şişimle düz bir şekilde örüyorum. Ve asıl ilmeğimi yine düz bir şekilde örerek burada bir ilmek arttırmış oluyorum. Şimdi sonda bir daha yapacağız. Bütün ilmekleri düz bir şekilde örüp son ilmeğe kadar gelelim. Orada tekrar arttırmayı nasıl yapacağımızı sizlere bir daha göstereceğim. Evet, son iki ilmeğe geldim. Son ilmekten önceki ilmekte arttırma yapacağız. Hemen birazcık yakınlaşıp daha net görmenizi sağlamak istiyorum. Bakın, ilmeğin dibinden, yani bir önceki sıranın aslında ilmeğini şöyle şişime, sağdaki şişime taktım. Ve bunu tersten olacak şekilde soldaki şişime aktardım. Düz bir şekilde alttan aldığım ilmeği ördüm. Ve asıl ilmeğim olan ilmeği de düz örerek
Son ilmeği de tabii ki düz örerek sıramı tamamladım. Ve böylece bu sırada hem başta hem de sonda birer artırma yaparak toplamda 42 ilmeğe ulaştım. Örgümüzün tersinde ters olarak öreceğiz. Ve tekrar düzüne geldiğimizde yine ilmek arttırarak hem sağda hem de solda, başlangıçta ve sonda ilmek arttırarak bu defa 44 ilmeğe çıkacağız. Aşamalı olarak, yani örgünün her düz tarafında birer ilmek sağda ve solda arttırarak toplamda 60 ilmeğe ulaşana kadar bu arttırma işlemini tekrarlayacağız. 60 ilmeğe ulaştıktan sonra artık düz bir şekilde istediğimiz boya gelene kadar, yani kolumuzu da tabii ki ölçtükten sonra kaç santim bir kol gerekiyorsa oraya gelene kadar herhangi bir arttırma yapmadan artık örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Hemen şöyle bir önceki kolu, yani diğer kolu şöyle sizler için hazırlamıştım, göstermek istiyorum. Bakın, arttırmaya başladığımız yeri görüyorsunuz. Arttırmalarım bittikten sonra örgüme devam ettim. Burada da yine aynı şekilde birazcık tabii içe doğru kıvrılmış. Bu arada ilmeklerim kaçmış. Hemen şöyle takalım. İçe doğru kıvrılmasını önemsemiyoruz. Çünkü kollar zaten dikilecek. Diğer kısımlarda da lastik örgüsü, yani yaka kısmında da lastik örgüsü yapacağımız için kıvrılmaları önemsemiyoruz şu an. Bakın şöyle bir arttırmayla kol hafifçe yukarı doğru genişledi, görüyorsunuz. Bunu böyle ikiye katlayıp kolunuzun genişliğine uyup uymadığını da özellikle bakın. Ben burada 20 ilmek, toplamda 20 ilmek arttırdım ama eğer sizin kol ölçünüz daha geniş bir kola ihtiyaç duyuyorsa o zaman bu ilmek sayısını dilediğiniz ölçüde arttırabilirsiniz. Mantığını anladıktan sonra problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben şimdi bu kolu da diğer ördüğüm kola kadar, daha doğrusu kendi kol boyuma kadar, istediğim uzunluğa gelene kadar öreyim. Ve en son tabii ki birleştirme aşamasında sizlerle burada tekrar hem omuzları hem de kolu nasıl birleştireceğimizi ve tabii ki kolu kaç santim, en son artık kaç santime kadar ördüğüm bilgisini hepsini sizlerle burada paylaşacağım. Ama arka planda örgü işlerimi tamamlayıp buraya hazır parçalarla gelmek istiyorum. İki kolu da örerek tamamladım. Hemen şimdi sizlere kaç santim örmüşüm onun bilgisini de vereceğim ama ondan önce şunu söylemek isterim. Sizlere vereceğim santimetre bilgisi bağlayıcı olmasın lütfen. Çünkü daha önce de söylediğim gibi ön parçaları arka parçayla birleştirdikten sonra şu şekilde omuzlardan birleştirdikten sonra üstünüze lütfen prova edin. Ve omzun düştüğü yerden bileğinize kadar ya da ne kadar uzunlukta bir kol istiyorsanız oraya kadar ölçüp bir metre yardımıyla kolu, örmeniz gereken kolu da ona göre ayarlayın derim. Şimdi ben söylediğim şekilde prova ettim ve örmem gereken uzunluğun tam da, hemen şöyle ölçeyim, 40, 41, 42 santim civarı bir kol olduğunu gördüm ve 42 santim bir kol örerek, daha doğrusu iki kol örerek kol işlemimi de bitirdim. Şimdi bu kolları gövdeye, yani hırkamızın ana parçalarına dikeceğiz. Daha sonra en son işlem olarak da alt uçtan başlayıp kenar kısmına, yani yaka kısmına bir lastik örgüsü öreceğiz. Bu lastik örgüsünü de şöyle yapacağım. Önden bilgisini verip nasıl yapacağımızı elbette burada sizlerle paylaşıyor olacağım ama önden dediğim gibi kısaca bir anlatmak istiyorum. Kenarlardan, yani şu uçtan başlayarak ilmek çıkarıp devam edip tam ensenin orta noktasına kadar bir parça olacak. Yine aynı şekilde diğer parçanın da alt köşesinden ikinci bir işlem olarak ilmek çıkaracağım ve devam edip yine yakanın üstünden ensenin orta noktası, belirlediğim orta noktasına kadar da ikinci parçayı öreceğim. Yani ben buradan başlayıp böyle bütün olarak örmeyi düşünmüyorum. Bu hırkayı böyle daha salaş formda düşündüm. Eğer tek parça yaparsam biraz böyle toplayacaktır. O yüzden iki parça yapıp orta noktada dikiş yardımıyla birleştirmek istiyorum ensenin orta noktasında. O yüzden biliyorsunuz omuzlarda 30'ar ilmeğimiz kalmıştı. Arka parçamız toplamda 96 ilmekti. 30-30-60, şurada bir 36 ilmeklik kısım kaldı. Onu da 18-18 şeklinde ayarlayıp tam orta noktasına gelecek şekilde her iki tarafın lastiğini başlayacağım ve burada dediğim gibi bitirerek öreceğim.
bir ters bir düz olarak lastik örgümüzü diğer kısımlarda yaptığımız gibi de öreceğim. Buraya yapacağınız lastiğin genişliği elbette size kalmış. Ben buraya öreceğim lastiğe şöyle düğmeler eklemeyi düşünüyorum ilk açarak. Tabii ki bunları nasıl yapacağımızı göstereceğim ama önden dediğim gibi kısaca bir bilgisini vermek istedim. Şimdi iğnemi aldım. Kolları nasıl dikeceğiz? Hemen onu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle omuzlardan ön parçayı arkaya birleştirmiştim. Şöyle açarak, elimle düzelterek kolun da bitmiş kenarını, yani ilmek kestiğim kenarını buraya muntazam bir şekilde yerleştireceğiz. Eşit olacak şekilde öne, yani arkaya ve öne gelecek şekilde tam ortalayıp bir sabitleyiciyle sabitlemenizi tavsiye ederim. Bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra elimizle hafif gererek, çok germeden ilmeklerin birbirine denk gelmesini sağlayacak şekilde düzeltip dikeceğiz. Ve diktikten sonra görüntü şu şekilde olacak. Bakın katladım. Kol da dikildiği için katlı bir şekilde böyle görünecek. Dikilmeyen tek yer koltuk altından bileğe kadar olan kısım olacak. Ve yine koltuk altından hırkamızın alt başına kadar olan kısmı da dikiş yardımıyla birleştireceğiz. Daha önceki projelerde dikişle ilgili püf noktaları vermiştim. Şimdi onu böyle detaylı olarak tekrar tekrar anlatıp uzatmak istemiyorum. O yüzden dediğim gibi bu verdiğim bilgilere uyarsanız, yani ilmeklerin birbirine denk gelmesine dikkat ederseniz ve çok germeden ya da çok bol bırakmadan dikerseniz muntazam bir görüntüye kavuşursunuz. Farklı dikiş teknikleri var. Benim kullandığım dikiş tekniğini dediğim gibi daha önceki projelerde, özellikle son projede anlatmıştım. Oraya da izleyerek yardım alabilirsiniz. Benim tabii iğneye ipi biraz geçirmem zor olacak. Tüylü bir ip olduğu için. Şöyle bir keserek hemen ucunu inceltmeliyim sanırım. Evet. Şimdi ben sizlere de bahsettiğim şekilde dikip kolları hazırlayacağım. Ve en son ilmek çıkarma işlemini nasıl yapacağımızı yakadan enseye kadar, o az önce bahsettiğim ilmek çıkarma işlemini de nasıl yapacağımızı elbette burada sizlere gösteriyor olacağım. Dikiş kısmını tamamlayıp sizlerle burada tekrar buluşalım. Evet, şimdi artık hırkamızın son aşaması olan az önce de bahsettiğim lastik kısmına başlayacağız. İpimi aldım. Ben böyle misinalı bir şiş kullanacağım. Siz dilerseniz düz şişle de yapabilirsiniz ama şuradaki dönüş misinalı da daha rahat olacaktır. O yüzden eğer misinalı şişiniz varsa misinalı tercih edebilirsiniz. Şimdi ne çok sık ne de çok seyrek ilmekler olmalı. Çok sık olursa eğer hırkamız büzecektir böyle yukarıya doğru. Çok seyrek olursa da çok sık ilmekler atarsak da marullaşma yapacaktır. O yüzden ilmek sayısı, yani benim atacağım ilmek sayısı sizinkiyle aynı olmayabilir. Sadece dediğim gibi attığınız ilmekten sonra, belki bir sıra ördükten sonra duruşuna bakmalısınız. Eğer hoşunuza gitmeyen bir görüntü varsa sökmekten mutlaka çekinmeyin derim. Deneme yanılma yöntemiyle bu kenar lastiğini yapmanız daha doğru olacak. Dediğim gibi böyle sabit bir ilmek sayısı veremeyebilirim size şu an. Şimdi şöyle hemen lastiğin en ucunda ilk ilmeğimi şişime dolayarak, önce şişimi batırıyorum. Şişimin önüne dolayarak ilk ilmeğimi atıyorum. Ve burada kalan iple şöyle bir düğüm atıp burayı sabitliyorum. Bu arada ben tam ensenin orta noktasını bir işaretleyici yardımıyla işaretledim. Oraya kadar bir parça ve diğer kısımdan yine ensenin bu ucuna kadar da ikinci parçayı örüp dikişte birleştireceğim. Şimdi hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Şişimin önüne dolayıp tekrar bir ilmek çıkarıyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. Şişimin önüne doluyorum. Bir ilmek daha. Dediğim gibi ne çok sık ne de çok seyrek olmalı ilmeklerinizin aralığı. Şöyle hemen sırayla boşluklara birer tane ilmek çıkarıp
yukarıya doğru devam ediyorum. Burada çıkardığınız ilmek sayısı diğer parçada çıkardığınız ilmek sayısıyla aynı olmalı. Onu belirtmeliyim. Yani belki 1 eksik 1 fazla ama 5 eksik ya da 5 fazla olmamalı. Duruş anlamında düzgün bir görüntü elde etmek istiyorsanız buna dikkat etmelisiniz. Şu şekilde bakın ilmeklerimi çıkarmaya devam edeceğim. Ve dediğim gibi işaretleyicime kadar da tüm boşluklardan birer tane ilmek çıkararak geleceğim. Ve bu çıkardığım ilmekleri burada yaptığım lastikle aynı mantık bir düz bir ters olarak öreceğim. Birkaç sıra ördükten sonra ilmek için boşluklar ayarlayacağız. O kısma gelene kadar ben tüm ilmeklerimi çıkarıp birkaç sıra dediğim gibi lastik örüp ilmek çıkarma kısmına geldiğinde sizlerle burada tekrar buluşacağım. Şimdi ben tüm ilmeklerimi çıkarayım. Dediğim gibi bahsettiğim yere geldiğimde de burada sizlerle ilmeği nasıl açacağımızı, düğme için ilmeği nasıl açacağımızı, iliği daha doğrusu ilmek değil özür dilerim. İliği nasıl açacağımızı konuşuyor olacağız. Evet, hırkamızın bir yakasını lastik örgüsü örüp tamamladım. Hemen şöyle saymam gerekirse 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca lastik örgüsü örmüşüm. Diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım. Tek farkı şu olacak. Bu ördüğüm ve daha önceden hazırladığım tarafa düğme dikeceğim için burada herhangi bir ilik açma durumum yok. Ama şimdi sizlerle beraber öreceğim bu lastik tarafına ise yani sol tarafına ise ilik açacağız. Bu düğmelerin geçebileceği büyüklükte ilikler açacağız. O yüzden sizlerle birlikte yapmak için tekrar videomu başlattım. Şimdi biraz şöyle ipim sanırım azaldığı için biraz zor açılıyor. Şöyle ben şu an yaklaşık kaç sıra örmüşüm bakalım. 2 sıra lastik örmüşüm. İliğimi açacağım. İliği nasıl açıldığını da sizlere göstermek istiyorum. Ama ondan önce şunu söylemeliyim. Hemen şöyle tekrar düzeltip anlatabilirim sizlere. Bakın ve yakanın V kesiminin başladığı yere bir işaretleyici taktım. Çünkü düğme için ilikleri sadece bu kısımda açacağız. Yukarıda değil. Dolayısıyla ilik açtıktan sonra da düğmelerimizi karşı tarafa yerleştireceğiz. Bizim önceliğimiz iliklerin yerlerini belirlemek olacak. İşaretleyiciyi taktığım yerden başa kadar şu an 34 ilmeğim var. Bu aralıklara yani bu ilmeklere belli aralıklarla ilikleri yerleştirmem gerekiyor. İlikleri açmam gerekiyor. Şöyle karşısına düğmeleri yerleştirdiğimde göz kararı yapabilirsiniz. Bunu bir sayıya bağlı yapabilirsiniz. Şu şekilde ilikleri açabileceğimi görüyorum. Bu düğmelerin geçeceği büyüklük yaklaşık 4 ilmeğime denk geliyor. 4 ilmeği kesmem gerekecek. Dolayısıyla şuradan baktığımda işaretleyicimden 3 ilmek örüp sıradaki 4 ilmeği keserek ve sonra devam edip 2, 4, 6, 8 ilmek örüp 4 ilmeği daha keserek yine 2, 4, 6, 8 ilmek örüp ve 4 ilmeği keserek son düğmeyi de yerleştirebileceğimi gördüm. Şimdi hemen şöyle tekrar bir buradan başlayacağım için bir daha yerleştirmem gerekecek. Şöyle 3, 4, 2, 4, 6, 8, 4, 2, 4, 6, 8 dedim. Ve burada kalan 4 ilmeği kestikten sonra bana kalan 3 ilmek. Evet, şimdi 3 ilmeğimi şöyle şişimi alıp yine bir düz, bir ters olarak elbette örmeye başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters ve sıradaki ilmek de düz olduğu için düz ördüm. Şimdi burada 4 ilmeği keseceğiz. Nasıl yapacağız? Şöyle ikisini birlikte aldım. Bir kestim. Kestiğim ilmeği diğer şişimin üzerine taktım. 2 ilmek birlikte tekrar aldım. İkinci kesme. Üçüncü kesme. Ve dördüncü ilmeği de kestim. Bakın şöyle bir boşluk oluşturdum burada. Şimdi devam ediyorum.
Sıradaki ilmeğim düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek. Örecektik iki düğme arasında. Burada tekrar bir kesme işlemi yapacağız. 2 ilmeği aldım. Birinci ilmek kesimi. Tekrar ikinci ilmek. Şöyle birazcık. Üçüncü ilmek ve dördüncü ilmek. Şimdi devam ediyorum. Bir işaretleyici burada beni birazcık zorladı. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen şu işaretleyici bir çıkaracağım. Çünkü şişimden geçmeyecek. 7 ve 8. Şimdi sıradaki 4 ilmeği tekrar keseceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi devam ediyorum. Düz, ters, düz şeklinde lastik örgüme başlangıç noktasına kadar devam edeceğim. Başlangıç noktamı da hemen göstereyim. Bakın şurada ensede iki parçayı birleştireceğimiz yeri anlatmıştım. Burası benim diğer parça için başlangıç noktam. Yeteri kadar sırada lastiği tamamladıktan sonra ensedeki şu açıklığı da ikisini birleştirerek dikeceğim. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Kaç tane ilik açtık? 1, 2 ve 3 tane iliğimiz var. Doğru devam ediyoruz. Tüm ilmekleri bir düz bir ters örerek bu sırayı tamamlayacağız. Dönüşte de ilmeklerin üzerini nasıl kapatacağımızı, orada yaptığımız eksiltmelerin karşılığını nasıl yapmamız, karşılığında kaç ilmeği ve yeni ilmeklerin nasıl atacağımızı sizlere göstereceğim tekrar. Şimdi ben sıramı tamamlayayım ve bir üst sırada da ilmeklere kadar yine lastik örgümü örüp ilmeklerin orada tekrar sizlerle buluşalım. İliklerin orada, özür dilerim. İlmek ve iliği sürekli karıştırıyorum ben video esnasında. Umarım kusuruma bakmazsınız. Sürekli sanırım örgü lügatında konuşunca ilik ilmek biraz karıştı. İlmek değil efendim, ilik olacaktı. Özür dilerim tekrar. Evet, lastik örgümüze iliklere gelene kadar bir üst sırada da devam edeceğim demiştim. Şu an iliklere birkaç ilmeğim kaldı. Şöyle hemen yine düz ters örgüme devam ederek iliklere kadar örüyorum. Bakın tam iliğe geldim. Son düz ilmeğim ördüm ve şu an kestiğim o 4 ilmeklik alandayım. Şöyle örgümü ters çevirdim. Son ördüğüme batarak şişimle şöyle ipimi düz pozisyona alıp düz örer gibi bir ilmek çıkardım ve soldaki şişime taktım. Birinci arttırmam oldu. Tekrar aynı yani çıkardığım ilmeğe battım. Bir tane daha çıkardım ve soldaki şişime taktım. İkinci ilmeğim oldu. Ve son arttırdığım yine ilmeğin içine tekrar şöyle hemen batıp bir düz örgü örer gibi bir ilmek daha çıkardım ve bunu da şişime taktım. Şu an 3 ilmek arttırmış oldum aslında. Şöyle hemen devam ediyorum. Örgümü ters çevirdim. Aslında devam etmem gereken kısımdan örgüme devam edeceğim. Ters ilmekte kalmıştım. Ters ilmek, düz ilmek,
ters, düz şeklinde bir sonraki iliğe kadar şimdi devam edeceğim. Bir sonraki ilikte yine işlemi nasıl yaptığımızı tekrar burada sizlere anlatacağım. Oldukça basit. Bu arada ben 4 ilmek kesip 3 ilmek arttırdım. Bunun sebebi de şu. Esnek bir ip, oldukça pariz. O yüzden kestiğim 4 ilmeğin yerine 4 ilmek arttırsaydım muhtemelen o ilikler biraz genişleyecekti zamanla. Onu istemiyorum. Şimdi bakın ikinci iliğin yerine geldim. Tekrar örgümü ters çeviriyorum. Düz örer gibi ilk ilmeğe battım. Bir ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği soldaki şişime taktım. Son çıkardığım ilmek içinden bir ilmek daha örerek çıkarıp sol şişime taktım. İkinci ilmeği arttırmış oldum. Ve üçüncüyü arttırıp örgümü olması gereken pozisyona tekrar çevirdim. Tekrar sıradaki ilmek düz olarak devam ettiği için düz ve ters, düz, ters şeklinde devam ediyorum. Üçüncü iliğe gelene kadar. Üçüncü iliği de gösterip burada tamamlayacağım. İlik açmanın aslında çok da zor bir tarafı yok. Hiç gözünüzü korkutmayın. Son ilmek düzdü. Bakın son iliğe geldim. Yine örgümü ters çeviriyorum. İlk ilmeğe şişimi şöyle batırıyorum. Düz örer gibi bir ilmek çıkardım. Bunu sol şişime taktım. Tekrar çıkardığım ilmeğe batıp bir ilmek daha çıkarıp yine sol şişime. Ve bir ilmek daha çıkarıp onu da sol şişime takarak örgümü olması gereken pozisyona çeviriyorum. Ve son kalan 3 ilmeği de şöyle terste kalmışız. Ters, düz ve ters örerek tamamlıyorum. Şimdi bakın iliklerimizin üzerine tekrar ilmek atarak arttırmamızı yaptık ve böylece buradaki deliği de kapatmış olduk. Bunu normal düz ters düz ters şeklinde lastik örgümüzle devam ederek örmeye devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri sanki hiç ilik açmamışız ve bu ilmekler başta örgüde attığımız ilmeklermiş gibi düz ters sıralamasını bozmadan örmeye devam edeceğiz. 2 sıra daha örerek toplamda 5 sırayı tamamladıktan sonra lastik örgümüzü keseceğiz. Dediğim gibi ilikleri oluşturduk. Şöyle hemen arasından geçip geçmediğinde bakalım, oldukça rahat geçiyor düğmeler. Bu tabii ki sizin takacağınız düğmenin büyüklüğüne bağlı olarak değişecek, kestiğiniz ilmek sayısı. Ben 4 tane kestim. Eğer sizin düğmeniz çok daha büyükse tabii ki ilmek sayısını arttırarak kesme işlemini yapmalısınız. Bu arada ben böyle ahşap düğmeler kullandım ama gold düğmeler, bu senenin modası gold düğmeler, şahane durur. Ben bulamadığım için alamadım ama siz eğer örerseniz bu şahane hırkalardan bence gold düğmeyle renklendirebilirsiniz. Hırkamız bu kadar. Umarım benimle birlikte örmüş ve keyifle vakit geçirmişsinizdir bu videoyu izlerken. Yine çok güzel bir projenin sonuna geldik. Umarım sizler de aynı keyifle izlemiş ve benimle birlikte örmüşsünüzdür. Ördüklerinizi paylaşırken nakoipleri Instagram hesabına etiketlemeyi lütfen unutmayın. Böylece sizlerin yaptığı güzellikleri görme ve paylaşma fırsatı bulabiliriz. Hırka ile ilgili tüm sorularınızı videonun yorumlar kısmına yazabileceğinizi hatırlatarak sizlere bu haftalık veda etmek istiyorum. Bir sonraki projede buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.